Mezardan notlar. Yakıcı güneş ve rüzgarsız bir gün. İç Anadolu yörelerinde bir köy mezarlığındayım. Samimiyetle sordum kendime, neden buradayım? Niçin ölülerin arasındayım? Yalnızı sevdiğim bir gerçek. Bahar gibi yeşeren yalnızlığı. Fakat sadece bu değil beni mezarlıklara çeken. Sadece yalnızlık isteği değil. Babamın gömüldüğü günü hatırlıyorum. Beni öpen, beni koklayan ve oğlum diyerek beni kucaklayan babamın gömüldüğü günü. Toprak kazılmıştı toprağın bağrında bir babaya. Bir oğlun babalı dünyasına yer açmıştı. Bir çukur, bir baba, bir oğul. Ve baba ile oğul arasında atılan kürek kürek kara toprak. Kürek tutan ellere bakıyorum. Babamı kara toprak ile örten yüzlere bakıyorum. Donuk yüzler, ağlamasını bilmeyen gözler. Ne yaptıklarından habersiz eller. Babam diyeceğim, sarılıp elini öpeceğim. Nazlı nazlı isteklerde bulunacağım. Babam, babacığım gömülüyordu. Allah'ın emri. Her yaşayan ölecek ve kıyamet günü tekrar dirilecek, hesap verecek. İşte o günden sonra babamı örten kara toprak bana yabancı, benden uzak olmadı. Toprağın üstüne basıp toprağın altında gezindiğim günler, ölümü yakinen düşündüğüm günlerdi. Ve mezarlıklar bana yaşama fırsatını, pişmanlıkları, gafleti, ilahi hesabı hatırlatan mezarlıklar. Mezarlıklara gelmekteki asıl maksadım bu olsa gerek. Onları görmek, onları duymak ve onlardan ibret almak. Gözyaşı ve kalbe ait buruk sözlerle tövbe, dua, hamd ve şükrettim. Dalmıştım. Birden "Ne haber Hüseyin ağa?" sesin geldiği yöne döndüm. Garip bir adam bir kabrin başında durmuş, kabre doğru sesleniyordu. "Ne haber? Sana yaşarken ne haber?" diye sorduğumda göbeğini tutarak "İyiyiz, iyiyiz" derdin. "Şimdi de iyi misin ha? Şimdi de iyi misin? Hüseyin ağa, demedim mi sana?" "Dedim." "Anlatmadım mı sana?" "Anlattım." "Ne oldu malın? Ha, ne oldu malın? Beni muhtara şikayet ettin. Şimdi de et Hüseyin ağa. Şimdi de et. Bak muhtar orada yatıyor. Hey muhtar, Hüseyin ağanın şikayeti var." Hayretle izlediğim bu garip adam ilerleyerek başka bir kabrin başında durdu. "Duydun mu muhtar? Hüseyin ağanın şikayeti var. Duymuşsundur. Sen duymuşsundur. Senin köyde duymadığın haber olur mu? Hele şimdi, şimdi daha iyi duymuşsundur. Hadi muhtar, hadi. Yine beni şikayet et. Bir 6 sene daha yatayım. Yine uydur ne uyduracaksan. Şikayet etsene muhtar. Şikayet etsene. Niye cevap vermiyorsun? Öldün mü be adam? Öldün mü? Ha, sahi sen ölmüştün değil mi? Vah vah vah. Şimdi kim şikayet edecek? Dur sana söyleyeyim ben. Şimdi ben şikayet edeceğim. Kime mi? Seni oraya upuzun yatırana, muhtar. Nasıl, rahat mısın orada? Devlet güvencesi orada var mı? Şöyle var mı? Yardımcın yardım çağırıyor mu? Çağır, çağır muhtar, çağır. Daha çok çağıracaksın. Artık anladın değil mi muhtar? Artık anladın. Allah'tan başka dost olmadığını, Allah'tan başka yardımcı olmadığını,
Artık anladın, anladın ama iş işten geçti. Değişik mezarları gezen bu garip adam bazen elini öfkeli bir şekilde kaldırıyor, bazen de ılık, sevecen bir sesle hitabetini sürdürüyordu. Kendisine imam denilen zat, ne haber? Şimdi de mevlüt okuyup yolunu buluyor mu? İndirmediğin hatimlere müşteri çıkıyor mu? Yine arkanda sana cahilce hürmet eden cemaat var mı? Allah'ın hükmünden nasıl kurtulacaksın? Biraz evvel muhtarla konuştum. Halinden hiç memnun değil. Hüseyin Ağa da öyle. Yine onlara iltimas geçecek, onlara cennet var diyecek misin? Allah'a inanıp tağuta kulluk yapan o zavallılara cennet vaat edecek misin? Öldükleri zaman onlara kelime-i şehadetin manasını sorsalar. Hangisi bilecek? Tabii bilmezler. Sen anlatmadın ki. Anlattın mı? Anlatmadın. Anlatmadığın yetmiyormuş gibi benim anlattıklarımı da tevil ettin, geçiştirdin. Onlardan çoğu da senin dediğine inandı. Şimdi de seninle beraber. Şükret, kabirden kalkmıyorlar. Yoksa gelip kemiklerini kıracaklar. Öyle değil mi muhtar? Öyle değil mi Hüseyin Ağa? Öyle ya. İşte iş işten geçti. Vay sizin halinize. Bir hayli şaşırmıştım. Mezarlar arasında gezen bu adam kimdi? Ölüleri tanıdığına göre bu köyden olmalıydı. Söylediklerini ve mezardakileri düşünüyorum. Hüseyin Ağa'yı, muhtarı, namaz kıldıran zatı. Bunlar bize yabancı olan tipler değildi. Bu gibi insanlarla aynı toplumda bulunuyor ve aynı toplumda yaşıyorduk. Bu gibi insanların rahat ve cahilane yaşantılarını düşündüm. Oysa burada yatan onlardı. Burada yatacak olan onlardı. Bu sesin onlara yaşıyorken ulaşması bir kez, bir kez daha, bir kez daha ulaştırılması gerekiyordu. Sesin kesildiğini fark ettiğimde etrafına baktım. Ölülere seslenen garip adam yoktu. Oysa konuşmak isterdim kendisiyle. Ölülere böyle konuşan bir adam, dirilere kim bilir nasıl konuşurdu. Mezardan aceleyle ayrılarak köye doğru yürüdüm. Göremedim o garip adamı. Bazı köylülere sorduğumda tanımadıklarını, belki de Deli Hoca olabileceğini söylediler. Deli Hoca. Deli Hoca mı?